Bodrum, Marmaris, Antalya gibi rantın yüksek olduğu bölgelerde mirastan dolayı aile kavgaları yoğundur. Aile kavgalarının yoğun olduğu bu bölgede bir takım tefeciler, bir takım avukat görünümlü, diplomalı, yağmacılar veya kötü niyetli kişiler bu aile kavgalarına taraf olurlar ve menfaat sağlarlar. İşte psikiyatrinin en büyük gelirlerinden birisi, en büyük silahlarından birisi bu aile kavgalarında yağmacılar, tefeciler gibi taraf olmasıdır. Çünkü ailenin yarısını arkasına aldı mı hukuki olarak kendilerini güvene alırlar ve zayıfı ilaç yüklemek yoluyla, rapor satmak yoluyla gelir elde ederler. Bu bir bilim değil. Bu bir mafya örgütü ve bir suç teşkilatıdır. Bugün psikiyatri kliniklerinde yatan insanların %90'ının kendi ailesiyle sorunu vardır. Bazen bir insanın ailesi hayattaki en büyük ve gerçek, en tehlikeli düşmanı haline geliyor. Özellikle miras sorunu var ise. Bu bayan da tipik mağdurlardan, mağdurelerden birisi. Babam 2 Nisan 2012 yılında vefat etmişti. Ben 29 Mart'ta geldim. 1 Nisan doğum günüydü çünkü. Ve 2 Nisan sabahı doğum gününde maalesef yoğun bakım alınmadığı için çok ağır olan durumundan dolayı sorumsuzluk bağlantılı olarak Isparta'da vefat ettiler hastanede. Tabii bu beni çok üzdü. Ancak babamın ölümünden hemen önce kendisinin elinden bazı imzalar alınmış. Bununla ilgili olarak vasiyetle bağlantılı benim elimden de imza alabilmek adına maalesef ailemin korkunç bir tuzağı ve oyununa geldim. Ve koca koca profesörler de göz göre göre buna maalesef yaptıkları hatanın arkasında durmak yerine inatla tabii doğal olarak bu hatayı devam ettirmekte ısrar ediyorlar. Öyle trajikomik bir olay ki ben babamın doğum gününde o şekilde ölmesinden çok etkilendim. Bir de bu olaydan 3 ay önce bir kaza geçirmiştim. Başımı taşa vurdum çeşmede. Ayağım takıldı az kala. Dolayısıyla bazen vertigo hemen çıkmıyor, daha sonra çıkıyor biliyorsun. Çok ağır bir vertigoyum. Bir ay boyunca vertigodan çektim. 3 gün hastanede yattım ve bir gün önce de Aydın'da acaba benim bir lezyonum var, migren hastasıyım. Normalde migren hastalarında 2-3 milimetre olur ama benimki 5-6 çekiliyor. O yüzden Almanya'daki doktorum hani bir özel bir durum olursa, bir harekette sıkıntı, koordinasyon bozukluğu olursa bir MR çekmemi tavsiye etmişti. Bununla ilgili bir de içim rahatlasın diye Aydın'a gittim. Bir akrabanın yanına. Aydın'da bir özel hastaneye gidip maalesef işgüzar nöroloğumuzun yazdığı bir hasta anamnezine tabii biz mahkeme aracılığıyla ulaşabiliyoruz biliyorsun. Ülkede epikriz raporu tam bir kriz. Anamneze verilmiyor insanlara, epikriz raporları verilmiyor ve doktorlar keyfular saçma sapan epikriz raporları yazıyorlar. İlaçları yüksek dozda tutabilmek adına bazen. Bazen baştan sağma, bazen vakitsizlikleri nedeniyle. Ama bir başkalarının söylediği laflara da bazen çok fazla, yani hastanın yakınlarından da etkilenerek bazen böyle hastaya bir takım şeyler yüklüyorlar, hastalıklar. Şimdi bak, enteresanlığa bak sen.
Tarih kaçındı? 1-5-2012 ve ben bir nöroloğa gitmişim. Nörolog serebrovasküler hastalık tanımlanmamış. Efendim benign paroksismal vertigo, yani yüz felciyle olan vertigo. Yani hafif bir yüz felcim var, ağzım hafif sağa kayıyordu. Konuşma zorluğu çekiyorum. Psikotik belirtili ağır depresif nöbet. Bak, ağır depresif nöbet diyor, dikkat et. O psikotik belirtinin yazmasının sonradan kapıştırmasının nedenini de ben anlatacağım sana. Ben şimdi tabii nörolog beni şeye gönderdi, MR'a. Ancak MR'da sıra var. Sanıyorum bir gün sonra aldık MR sonuçlarını. Beni oraya götüren hanımefendi haklı olarak, ben de olsam aynı şeyi yaparım. Kendisi de eşini bir hata yüzünden kaybetti Aydın Devlet Hastanesi'nde, zamanında müdahale edilmediği için. Dolayısıyla o telaşla aileye haber vermiş. Yani çok normal, olması gereken de budur. Ve bizim tabii muhterem ailem, fırsat bu fırsat, cümlelerden anlayacaksın ki nöroloğum biraz orada hastalık etmeye başlamışlar. İzmir'e de yaklaştığımı anlayınca nöroloğu biraz etki altına alıp hani ağır ilaçlar verilmesini ve anemnezeyi biraz bulandırmaya çalışılmış. Şimdi okuyorum. Yakınma, baş dönmesi, mide bulantısı, unutkanlık, uykusuzluk, etrafındaki kişilerden şüphelenme. Abi mübarek, sen bir nörologsun, kalkıp da nöroloğa kalkıp söylenir mi ya 5 dakika altı üstü nöroloji muayene, bana başım dönüyor, işte yürüyemiyorum, dengem bozuluyor, elim kolum koordinasyon sorunu çekiyorum, yüzümde hafif bir sağ çekme var, bunları söyledim hepsi bu. Bir de lezyonum var, bunu bir kontrol ettirmek istiyorum dedim. Ancak fırsat bu fırsat işte birileri böyle sokuşturmasıyla anemnezeye telefonla kadını manipüle etmeliyle etrafında kişilerden şüphelenme. Öykü 3 ay önce ayağı takılıp düşen hastada yürürken dengesizlik, dikkat edin, baş dönmesi, mide bulantısı, yakınması olmaktaymış. Hastanın çekilen MR'ında, kraniyal MR'da lateral vertiküler asimetrik olup minimal genişlemiştir. Efendim, sol talamusta kapsula interne arka bacağı komşuluğunda iskemik lezyon dikkat çekmektedir. Ayrıca hastada uykusuzluk, etrafındaki kişilerden şüphelenme, ikinci kere bak sokuşturulmuş şeklinde şikayetleri olmaktaymış. Ya şimdi akıl var, mantık var. Onlar kafa doktoru, ben aklım almıyor. Yani sen gidip de bir nöroloğa ya ben etrafımdaki kişilerden şüpheleniyorum der misin ya? Akıl var, mantık var, böyle şey söylenir mi nöroloğa hiç? Hadi bir de samimiyetim olsa hani sohbet diye söyleyeyim diyeyim. Daha hayatımda görmemişim. Ne önce gördüm ne sonra gördüm. 5 dakikalık sadece o nörolojik tipik, biliyorsun, ayak altı, vırt zırt nörolojik kontrolünü yaptı, hepsi bu. Ondan sonra beni MR'a gönderdi. Ama o MR süresi işte biraz uzun sürdü. Bizimkiler için bu fırsat olmuş. Özgeçmiş, dikkat et buraya, bipolar depresyon. Bipolarmışım. Ebe mübarek sen. Daha önce böyle bir kaydım yok yakın bir tarihte. O en az 2 sene ben Türkiye'de hani bir nöroloğa ya da bir psikoloğa, psikiyatriste gitmemiştim. Sen beni depresyonda burada görmüşsün. Şimdi burayı görmediğin bir hastanın burasıyla sen burayı nasıl fantezinden çıkarıp da hemen bipolara çakıyorsun? Ne çok seviyor bu Türk doktoru bipolar. Ben vazgeçtim. Ben bipolarım, ben bipolar değilim ama ben vazgeçtim, yeni bir hastalık keşfettim kendimde. Ben multipolarım şekerim, tamam mı? Ben Türkiye'nin gerçekten bir bozukluğu olduğumu anladım. Bu olaylarla ailemin de bir bozukluğu olduğumu anladım. Çünkü bu kadar rezalete mış mış teyze kızımın ki iki tane oğlunu alkolik yapmış bir kadından bahsediyoruz. İki çocuğunla biri kendi öz evladı, biri kocasının eşi, eski eşinden. İkisini de alkolik yapmış, ikisini de okutamamış. Aşağılık kompleksinden deliren bir kadının nefretle yazdırdığı saçma sapan şeyler. Çünkü amcam ve babam maalesef bizden habersiz Konak 1. Beyler'de bir iş yapmışlar. Amcamın aldığı bir dükkana
borçlarına yetemediği için babamı da borçlara ortak etmiş. 9 sene bu benden saklanmış. Böyle şeyler işte, bir kalp hastası, şeker hastası, tansiyon hastası. Ben burada sıkıntı çekiyorum. Kızdığımı bildiği için anneannemize raporunu öyle güzel yazdırmış ki inanamazsın. Saldırganlık ilk cümle, ki ben vejeteryanım. Hayatımda hiçbir canlıya hiçbir şey yapmamaya çalıştım. Ondan sonra efendim böyle ilk sıralara böyle şeyler yazılmış. Kendine zaman alo derlerse gelsin. Onlardan bir hesap sormaya kalkarsam, çünkü depresyon yazdırsalar onların istediği şeyi yetmiyor biliyorsun. Manik atak geçiriyor, saldırganlıklaştı derlerse beni tekrar tekrar kapattırmak gibi bir şansları var. Bipolar depresyon, fiziksel muayene, sağda hafif santral fasiyel paralize, yani ağzım sağ kayıyor. Baş hareketleri ağrılı, anksiyete, depresif ve hipokondriyal temli duygu ve düşünceler, yani hastalık hastası gibi, ki o da değil, o da Şengül'ün kız kardeşimin böyle hani oraya buraya sıkıştırdığı palavralardan biri. Efendim, paranoid, temli duygu ve düşünceler. Ve bana bak, vertigo ilacı verilmiş 15 mg, Kipram verilmiş, bu bizimkilerin hani sokuşturmalarının sayesinde antipsikotik ilaçlara maruz bırakılmışım. 20 mg Meresa verilmiş. 50 mg Meresa, 50 mg Kipram, 20 mg. Düşün, Kipram, Meresa, Zyprexa, bir de Zyprexa'yı da çayın içine atmışlar bunlar evde. Anemnezi de yazıyor. Bu kadar ağır ilaçlar altında ki bak diyorum ki 5 dakika bir nörolojik muayene tanımadığınız bir nöroloğa ben ailemden şüphe ediyorum denir mi? Kaldı ki ben söylesem bile bunu bir nöroloğa ignore edip aile problemleriniz, aile danışmayı ile halledin demesi gerekmez mi? Ağır depresyonda bir hastanın neresinden bipolar olduğu anlaşılır. Bu kadar hastalık yazıp onlar da hastalık hastası yazması normal mi? Depresyon yerine psikotik depresyon yazıp ağır antipsikotiklere maruz bırakılmışım. Şimdi kafa tabii iyice kıyaklaşınca, bir de üstüne çayımın içine Zyprexa 15 atmışlar. Ben hareket yeteneğim iyice zaten başım dönüyor. Bir gün sonra hemen beni İzmir'e çağırdılar, yem attılar.